Bir gazeteci Türkiye'deki modern bir hapishaneyi geziyormuş. Odanın birinden çığlıkların geldiğini duymuş. Gazeteci odanın önünde durmuş ve merak içinde gardiyan Temel'e sormuş. Bu çığlık da ne böyle? Gardiyan Temel cevaplamış. Burası elektrikli sandalye odası. Bir mahkumu idam ediyoruz. Gazeteci sormuş. Peki niye çığlık atıyor? Temel cevap vermiş. Elektrikler kesildi de mumla devam ediyoruz. Temel otomobil çalmak suçundan sanık olarak hakim karşısına çıkarılmış. Hakim Temel'e sormuş. Otomobil çalmışsın. Bunu neden yaptın? Temel kendini savunmuş. Sahibi yok sanmıştım. Bunun üzerine hakim sormuş. Peki sahibi olmadığı kanısına nereden vardın? Temel cevap vermiş. Otomobil mezarlığın önüne park etmişti de. Temel askerlik yaparken bir gün aynı bölükteki arkadaşı Cemal'in babası ölmüş. Bölük komutanı Yazıcı Er'e sormuş. Bunu alıştıra alıştıra Cemal'e kim söyler? Yazıcı Er komutana cevap vermiş. Cemal'in köylüsü Temel söyler komutanım. Bunun üzerine Temel'i çağırmışlar ve Temel'e durumu anlatmışlar. Temel hemen köylüsü Cemal'i yanına çağırmış. Temel sormuş, Cemal de cevap vermiş. Ula Cemal, senin amcan var mıdır? Vardır. Dayın var mıdır? Vardır. Teyzen var mıdır? Vardır. Annen var mıdır? Vardır. Baban var mıdır? Vardır. Temel sonunda lafı yapıştırmış. Nah vardır. Temel ikametgah almak için muhtara gitmiş. Muhtar Temel'in kimlik bilgilerini alırken sormuş. Doğum günün? Temel cevaplamış. 22 Kasım. Muhtar sormuş. Hangi yıl? Temel cevap vermiş. Her yıl. Temel bir gün sıfır model BMW satın almış. Havalı havalı Dursun'un yanına gitmiş ve demiş. Ula Dursun, nasıl buldun arabamı? Ben bununla Trabzon'a 4 saatte giderim. Dursun biraz şaşkın itiraz etmiş. Araba güzel hoş ama 4 saatte Trabzon'a gitmen imkansız. Temel iddia etmiş ve Dursun'a demiş. Denemesi kolay, şimdi yola çıkıyorum. 4 saat sonra beni Trabzon'daki Hüsnü amcanın bakkalından ara. Bak nasıl orada olacağım. Dursun demiş. Peki deneyelim o zaman. Dursun 4 saat sonra Trabzon'da Hüsnü amcanın dükkanını aramış. Gerçekten de telefonu Temel çıkmış. Temel biraz havalı, biraz da kibirli bir şekilde Dursun'a demiş. Buna BMW derler uşağım. Yavaş bile geldim sayılır. Şimdi bak İstanbul'a nasıl 3 saatte geri döneceğim. Temel konuşmadan sonra telefonu kapatmış ve hemen yola çıkmış. Dursun akşama kadar Temel'i beklemiş ama Temel gelmemiş. Temel ancak 3 gün sonra İstanbul'a geri gelmiş. Dursun merak içinde Temel'e sormuş. Ula Temel nerede kaldın? Temel öfke ve hayal kırıklığı içinde cevap vermiş. Ula Dursun elin gavuru dünyanın parasını aldığı şu arabaya 5 ileri vites koymuş da geri viteste cimrilik yapmış. Sadece bir geri vites koymuş. Temel bir hastanede ambulans şoförü olarak işe başlamış. İşe başladığı ilk gün bir hastayı evden alıp hastaneye getirmesini söylemişler. Temel yarım saat sonra 4 hasta ile geri dönmüş. Temel doktora durumu açıklamış. Ha bu ilk sıradaki esas hastadır, diğer üçüne ben çarptım. Bir turist markete girmiş ve bir şeyler almış. Alışverişten sonra kasaya gelmiş. Ödeme için kasiyere Türk parası yerine dolar uzatmış. Kasiyer paranın sahte olup olmadığı konusunda kuşkuya düşmüş. Parayı evirmiş çevirmiş, orasına burasına bakmış. Fakat bir türlü sahte olup olmadığını anlayamamış. Bakmış böyle olmayacak, parayı sırada bekleyen Temel'e uzatmış ve demiş. Şu parayı bir de sen bak hele, sahte mi değil mi? Temel parayı almış ve paranın bir altına bir üstüne bakmış. Sonra da parayı masanın üstüne atmış ve demiş. Bu para sahte. Kasiyer buna çok şaşırmış ve Temel'e sormuş. Nasıl anladın bu kadar çabuk? Temel cevap vermiş. Ha bu paranın üstünde Atatürk resmi yok da. Temel bir gün otobüsle İstanbul'dan Trabzon'a gelmiş. Otobüsten inen Temel kahkahalarla gülmeye başlamış. Temel'in bu halini gören Dursun Temel'e sormuş. Hayırdır Temel, neden böyle gülüyorsun? Temel gülerek cevaplamış. Otobüs şoförünü kazıkladım. Dursun yine merak içinde sormuş. Nasıl yani? Temel cevap vermiş. İstanbul'dan gidiş geliş bileti aldım. Şu anda geldim fakat geri gitmeyeceğim.
Temel ve Dursun kaza yapmışlar. Yoldan geçenler hemen kazayı polise haber vermişler. Bir süre sonra polis olay yerine gelmiş. Polis bir bakmış ki arabalar sapasağlam duruyor. Fakat Temel ile Dursun'un ağzı burnu dağılmış. Polis Temel'e sormuş. Anlat bakalım Temel, olay nasıl oldu? Temel başlamış anlatmaya. Komiserim, hava sisli olduğundan önümü göremiyordum. Ben de kafamı pencereden çıkardım, öyle gidiyordum. Meğerse Dursun da karşıdan öyle geliyormuş. Temel otobana girmiş ve hızlı bir şekilde arabasını sürmeye başlamış. Bir süre sonra radyodan bir anons yapılmış. Bütün sürücülerin dikkatine, otobanda bir araba ters yönde gitmektedir. Lütfen azami dikkat sarf ediniz. Anonsu duyan Temel sinirlenmiş ve kendi kendine söylenmiş. Ula ne bir tanesi, bütün arabalar ters yönde gidiyor. Azrail bir gün Temel'in canını almak için gelmiş. Bunu fark eden Temel kendince bir çare bulmuş. Hemen baş parmağını ağzına götürmüş ve agu agu diye sesler çıkartarak bebek taklidi yapmaya başlamış. Azrail durumu anlayıp Temel'in oyununu bozmak istememiş ve gitmiş. Azrail ertesi gün Temel'i almak için yine gelmiş. Bu kez Temel hem ses çıkartıyor hem de ağzında bir emzik yerlerde emekliyormuş. Bunu gören Azrail Temel'e demiş. Temel haydi gel bak at dağa gideceğiz.